İyi akşamlar sayın seyircilerimiz. Bir haftaya bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün normalden bir yarım saat geç başladı programımız. Biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası vardı. Gaziantepspor 3. Lig temsilcisi Çorum Belediyespor karşısında deyim yerindeyse öldü öldü dirildi. 2-1 yenik duruma düştük. 2-2 çevirdik bir penaltı golüyle uzatmalara gitti maç. Ve en sonunda bizim yapamadığımızı Çorum Belediyesporlu Yakup yaptı ve kendi kalesine attığı golle turu bize hediye etti. Bugünkü maçın kısa özeti bu şekildeydi. Biz de maçın uzaması nedeniyle yayına biraz geç girdik. Bizi bekleyen izleyicilerimizden bu konuda özür diliyoruz. Bugün köşe yazarı arkadaşım Ayhan Atalamış'la birlikte yine haftanın gelişmelerini değerlendireceğiz. Doğal olarak tabii ki bugünkü sıcak gelişme Gaziantepspor Çorum Belediyespor maçıyla başlayacağız. Yani uzun zamandır spor konuşmuyorduk ama bugün yani bu maçtan sonra konuşmak şart oldu dedik. Evet. Evet. Ayhan Bey. Yani maçı birlikte bugün ihtiyarımız da yok Bülent Hayat'a. Yani ihtiyar Bülent Hayat'a da yok. Kulakları çınlasın. Tabiri caizse Yakup'un yaptığını Çorumlu yapmaz derler ya. Yani öyle bir şeye Çorumlu geldi. Yaptı bu sefer. Yani bu sefer Çorumlu yaptı. En azından Türkiye Kupası'nda tur geçmemize vesile oldu. Hı hı. Ama Gaziantepspor'un oynadığı futbola bakarsak gerçekten çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Geçtiğimiz hafta Çakır Rize karşısında oynanan futbolu izlediğimizde ben gerçekten çok ümitlenmiştim Gaziantepspor adına. Ben Gaziantepspor iyi yolda yani diye yazdım. Gerçekten iyi yolda ama işte bu sakatların şeye kazandırılması, takıma kazandırılması adına bana göre bu Çorum Belediye maçı bir fırsattı. Bülent Hoca da bunu bu şekilde değerlendirerek sakat oyuncuları ve işte bazı oyuncuları forma şansı veremediği futbolculara durumunda şey kaldı. Verdi. Ne oldu? Sonuç gerçekten neredeyse belki de turu kaybediyorduk ama son anda işte hani Sezar'ın hakkı Sezar'a derler ya, bana göre adalet yerini buldu diyelim. Çünkü Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor'un bulunması gerekiyor bana göre. Sonuna kadar hatta finali görmesi lazım, evet. Gaziantepspor'un. Yani biz yarınki manşetimizi yakışmadı diye attık. Evet. Çünkü 3. Lig temsilcisi Çorum Belediyespor bize futbol dersi verdi diyebilirim ben. Futbol dersi verdi Boracığım da. Özür dilerim, lafını kesiyorum. Türkiye'de artık büyük takım, küçük takım arasında fark kalmadı. Şimdi muhakkak, Çorum bana göre buraya geldiğinde en azından bir Süper Lig takımıyla oynuyor. Süper Lig takımının karşısında bir de televizyon da veriyor. Evet. Belki de hayatında veya tarihinde ilk defa Çorum'un maçını canlı televizyonda izleme fırsatı buldu bazı futbol severler. Bunun bilincinde oynayan futbolcular da kendini göstermek adına, işte bazı varyasyonları ortaya koyabilmek adına daha iyi motive olmuşlardı. Gaziantepspor'a nazaran daha iyi motive olmuşlardı. Ya ben zaten şimdi yani Çorum Spor'un oyununa bir şey demiyorum. Çorum Spor gayet güzel oyun oynadı. Evet. Yani gayet güzel paslaştılar, gayet güzel ileriye çıkışları güzel çok iyiydi. Güzel goller de buldular. Yani benim bunda şeyim yok. Yani nedir, çok iyi pres yaparlar ama Gaziantepsporlu futbolcular ışık vermedi. Yani vermedi, çok evet. Kötüler. Yani mesela bugün sol bekte Şenol Can'ın olmayışı, yani ben Allah korusun Şenol Can'da bir sakatlık olursa veya işte bir kart cezası durumuna düştüğünde Süper Lig'de oynadığımız maçlarda durumumuz ne olur? Bugünkü maç açık ve net bir şekilde ortaya koydu ki Gaziantepspor'un sol kanadı, sol beki SOS veriyor. Sadece sol kanat mı? Yani sağda da aynı özellikle, sıkıntılar gibi. Özellikle Çorum Spor, Çorum Belediyespor bizim sol kanadımız. Yani sağ kısımlarını daha net kullanmaya başladı. Ben yani etkili kullandılar. Benim anlatmak istediğim şeyit. Yani şimdi Çorum Belediyespor'a karşı atak oynarsınız, sürekli bastırırsınız. Çorum Belediyespor iki kontratakla gelir, gol atar. Evet. Kalesini duvar gibi örür. Sen gider gider gelirsin, geri döner. Ben bunu anlarım. Ama Gaziantepspor bugün doğru düz ceza sahasına gidemedi. Ceza sahasına giremedi ve rakibine de top oynama, futbol oynama şansı tanıdı. Tabii. İşte zaten sorun orada. Yani yoksa evet canını dişine takar Çorum Spor oynar. Ama sen tecrübenle, ki yabancı oyuncuların var. Evet. Yani Milievski diye bir yıldız almışsın. Sahada yoktu.
Yani Sernas niye oynamıyor diye. Milan ikinci karşı maçı galiba. İlk defa 11'de çıktı. Akhisar'da maçın son 15-20 dakikasında oynadı. Tabii maç eksiği var. Maç eksiği var. İşte bildiğim kadarıyla uzun zamandır ülkesinde de futbol oynamıyor herhalde. Oynamıyor. Yani sadece o olsa Sernas niye oynamıyor diye hocaya kızıyoruz. Gerçekten. Berbat bir durumdaydı. Yani hoca nasıl sabretti, nasıl dayandı işte Traore yine aynı şekilde. Yani Abdurrezzak geçen sene çok hızlı, hareketli bir oyuncuydu. Resmen yürüyerek top oynadı. Yani işte bana göre bir motivasyon eksikliği. Bir de işte karşısındaki Çorum Belediyespor 3. lig takımı hani işte Ağustos böceğiyle karınca gibi ben nasıl olsa bu turu geçerim havasına girdiler. Büyük bir ihtimalle Gaziantepsporlu futbolcular ama baktılar ki pabuç pahalı. Neredeyse son dakikada penaltı kazanıp maçı 2-2'ye getirememiş olsalardı 90 dakikanın sonunda turu kaybetmiş olacaklardı. Elenmiş olarak da geçebileceklerdi. Şimdi yani Çorum Belediyespor maçı benim için şu açıdan önemliydi. Bu büyük ihtimalle takım için, Bülent Hoca için, hatta yönetim için aynı şey geçerli. Cumartesi günü Karabük maçı oynayacağız. Evet. Şimdiye kadar 3 puanla tanışamamışız. Galibiyet sevinci yaşayamamışız. Evet. Yani bu Çorum Belediye karşısında alacağımız iyi bir skor, atıyorum 3-0, 4-0'lık bir galibiyet taraftarı tribüne çekecekti. Kesinlikle. Şimdi bu oyundan sonra Karabük maçında seyirci beklemek, taraftar beklemek bence hayalcilik olur. Yani şunu açıkça ifade edeyim. Ben bazı maçlara mecburiyetten gidiyorum Gaziantepspor'un bugünkü maçlarda. Bugünkü maçlar öyleydi. Gerçekten keyif vermiyor. İşte yayına girmezden önce de hafta sonu maç oynayacağımız Karabük, Kocaelispor'la bir öneleme, daha doğrusu maçı var. Biz yayına girerken 2-0 galipti Kocaelispor karşısında. Ve güzel de goller attılar. 3'ü buldu galiba, yanılmıyorsam 3 yani oldu. Yani biz yayına girerken 2-0'dı. Belki de 3-4 de olmuş olabilir. Demek ki ne yapıyor? Karabük işi ciddiye alıyor. Tabii yani yani Gaziantepspor'dan da beklediğimiz böyle bir sonuçtu. Yani en azından kalende gol görebilirsin ama ne olur 4-2, 5-2, 6-2 tabii. Yani fark atarak gelmesi gerekiyor. Yani sen Çorum Spor Kalesi'ne ablukayı alırsın. Sağdan vurursun olmaz, soldan vurursun olmaz. Ama oraya giden tribündeki taraftar en azından mücadeleden zevk alır. Evet. Yani Gaziantepsporlu futbolcularda işte sakatlıktan çıkan bazı futbolcular var. Bunun yanında sanırım ekonomik kriz ve ekonomik sıkıntıdan da... Yok, ekonomik sıkıntı yok gibi. Zaten sezonun başı. Yani bu hafta biz Mehmet Kızıl'la da bir araya geldik. Basın'la bir araya geldi. Başkan Mehmet Kızıl. Evet. Yani şu anda ekonomik anlamda sıkıntıyı atlattıklarını söylüyor. Hatta ya bu hafta yetişirse yoksa da gelecek hafta yüklü bir ödeme yapacaklarmış. Futbolculara sezonun başında ben yani ekonomik sıkıntıdan futbolcular oynamıyor demek şey. Yani tamam ama bir de şu var, ben buradan da as başkanımız veya kulüp başkanımız Mehmet Kızıl'la, İbrahim Kızıl'la seslenmek istiyorum. Madem bu takıma bu şehir sahip çıkmıyor, formaya reklam vermiyorlar, en azından kendi şirketlerinin madem ekonomik krizi de atlattıklarını ifade etmişler. En azından kendi şirketlerinin reklamını, bu takımın formasını sırtına koysunlar. Bu konuyla ilgili de açıklama yaptı. Sanırım Kızıl Holding'in son şeyleri yapılıyormuş. Yakında onun reklamını verecekler. Sponsorluk anlaşmasını yapıyorlar o zaman Gaziantep Spor. Çünkü Gaziantep'te bir başka takım şu ana kadar reklam için başvuruda bulunmamış. Bu da Gaziantep'lilerin ayıbı. Yani yazık, günah. Ya şimdi bu hafta bazı siyasilerimiz, lafı unutma, bazı siyasilerimiz işte takıma son günlerde sahip çıkmaya başladılar. İşte kulübün borcu neyse bırakılsın, siz de bırakın gidin filan. Tamam da hani bir forma reklamı da alamıyorsa bu takım, bu forma yani reklam desteğini de alamıyorsa nasıl sahip çıkıyorlar bu takıma? Ya muhakkak. Yani bunu daha önce de dile getirdik hatırlıyorsan. Yani verdiğim paranın nereye gideceğini bilmiyorum diyorsan gider bir tane 4-4'lük futbolcu alırsın. Yani.
Bülent Hoca'ya sorarsın, dersin ki ben sana istediğim futbolcu kim kaldı? Ben bu takıma destek için bir futbolcu getireceğim. Evet. Bunun şeyi de bende, bonservisi de bende. Bütün giderlerini ben karşılayacağım. Amaç Gaziantepspor'un başarısı dersin, iş biter. Yani. Ama yani bizim sanayicilerimiz, iş adamlarımız işin kolayına kaçıyor. Bu yönetime mi para ya, vereceğim? Şöyle söyleyeyim Bora. Bazı şeylerde kurumsallaşmayı bir türlü beceremiyoruz biz. Hep kişiselleştiriyoruz. Şimdi Türkiye'de büyük firmalar ve Gaziantep'teki çok büyük firmalar kurumsallaşmışlar. Nedir? Genel müdürleri var, genel müdür yardımcıları var, muhasebe müdürleri, personel müdürleri. Bu şekilde bir ekip kurarak profesyonelleşmişler. Efendim, ben bir ürün satın alırken veya bir ürün pazarlarken bu ürünün sahibi Bora'dır. Ben Bora'nın ürettiği ürünü satın almam deme gibi bir şans ortaya koymuyorlar. Nedir? Ürünün kalitesine bakıyorum. Hesabıma geliyorsa ekonomik anlamda alıyorum, kullanıyorum. Şimdi biz Gaziantepspor'un başında Kızıllar var. Ya ben Kızıllar'ı desteklediğim için konuşmuyorum. Bayağı da bir eleştirdik zamanında. Yani bayağı da bir eleştirdik bunu. Ya Kızıllar varsa biz bu takıma destek vermeyiz. Taraftarlara da aynı şeyi söylüyorum. Ya siz Gaziantepspor'u destekliyorsunuz arkadaşlar. Sizin İbrahim Kızıl'la veya ASK Başkanı'yla veya Kızıl ailesiyle bir şeyiniz, probleminiz olmamalı. Gaziantepspor'a destek çıkmalısınız. Ne olur? Fatih Terim'in bir lafı var. İşte mezarlıklar yeri doldurulamayacak insanlarla vazgeçilmez dolu. Vazgeçilmez insanlarla dolu. Yani hepimiz insanız. Hepimiz bir anda hayatımızın sonuna da gelmiş olabiliriz. Şey yapmış olabiliriz. Yani ömür boyu veya hayatı boyunca veya işte yıllar boyunca, asırlar boyunca bu adamlar bu kulübün başında kalmayacak ki. Ha yani bunların ölümünü diliyormuş gibi bir şey de çıkıyor ortaya da. Allah herkese uzun ömür versin ama herkesin bir belli bir süresi var. Belli bir süre sonuna geldiğinde belki de İbrahim Kızıl da diyecek ki yeter arkadaş ya yoruldum artık. Ben bırakıyorum diyecek. Yani biz hangi konuda eleştirmiştik yönetimi İbrahim Kızıl'ı? Yani bu takımı Avrupa kupalarına götüren yönetimin yine başındaydı İbrahim Kızıl'da. İbrahim Kızıl'ın hatası şuydu. Kendisine akıl hocalığı yapan, kendisine yönlendiren yani danışmanlarından ayrıldı. Yani bilen adamlardan, takımın abileri uzaklaştı. Bundan sonra da bu çöküş geldi. Tabii bu arada buradan sürekli çağrıda bulunduk. Kurumsallaşın. Bu yapıya artık kavuştur takımı. Bilenlere git bırakın bu işi. Şimdi bu haftaki işte Mehmet Kızıl'ın toplantısında ben şunu gördüm. Kulüpten ziyade işte öncelikle şirket olarak bir rahatlama sürecine girmişler. Onun da arkasından şu anda artık takımla ilgili daha rahat konuşuyorlar gibi. Yani bundan sonra Gaziantepspor'un daha ileriye gideceğini söylüyor. Mesela işte basınla bir araya gelmesi. Uzun zamandır yani bir araya gelmiyorlar. Evet, doğru. Ondan sonra Cuma günü taraftarları şeye çağırıyor. Celal Doğan tesislerine çağırıyor. Bugün Twitter hesabı üzerinden de. Çok güzel. Yani benim anladığım kadarıyla sıkıntıdan dolayı onlar da işlerine kapandılar. İşlerine kapandıkça tabii biz daha çok eleştirdik. Evet. Sanırım bu süreçten sonra biraz daha artık şehirle bütünleşmeye çalışacaklar. Çünkü yaptıkları hataların farkındalar. Hataların farkındalarsa eğer taraftarlara veya şehre de el uzatıyorlarsa bu el boş kalmamalı. Kesinlikle. Bu el boş kalmamalı. Yani benim düşüncem de o. Şimdi transferde çok geç kaldık. Ama son günde kötü transferler yapmadık. Kesinlikle güzel transferler. Yani. Bülent Hoca da güvenilebilecek, şu anda Gaziantepspor'a gelebilecek en iyi hocalardan birisi. Evet. Yani bence bu saatten sonra Gaziantepspor'a her halükarda destek vermek lazım. Yani şimdi bir de bizim basınımız, işte medyamız veya işte futbol camiamızda öyle bir şeylere adapte olmuşlar ki mesela Akhisar maçının arkasından hemen bir baktık ki Bülent Uygun yönetime istifasını verdi. Evet. Ortada böyle bir şey yok. Yani demek ki böyle bir beklenti var veya böyle bir şekilde bir spekülasyon yaratmak isteyen insanlar var. Yani bunlara bir meydan vermememiz gerekiyor. Bunlara fırsat vermememiz gerekiyor. Ya bir de yani yönetimin de şu hani belirli bir savkası var ya, onun önüne geçmek için Bülent Hoca'ya sezon sonuna kadar destek vermesi gerekiyor. Yani hiçbir sezonu tek hocayla bitiremedik biliyorsun. Evet, maalesef. Yani artık Bülent Hoca'yla başlayalım, Bülent Hoca'yla bitirelim. Evet. Geçen sene geldi, bu takımı kümede bıraktı. Ki biz
Hikmet Karaman gittiğinde de aynı şeyi söylemiştik hatırlıyorsan. Evet. Hikmet Hoca da kötü bir hoca değildi. Hı hı. Zaman zaman takımlar kötü gider. İşte Fatih Terim bugün Galatasaray'dan ayrıldı. Galatasaray'dan ayrıldı, doğru söylüyorsun. Yani olacaktır. Yarın başka birisi gelir, o başarılı olur. Devam eder. Başarısız olur, onu da gönderirler, başkasını alırlar. Yani bu aşının tutması gibi yani bir şey. Futbol bir oyun sonuçta. İnsanlar tribünlere zevk almak için, keyif almak için gidiyorlar. Için diyor. Evet, doğru. Biraz da bunun tadını çıkarmak lazım. Hı-hı. Yani Gaziantepsporlu futbolcuların görevi bize iyi bir futbol izlettirmek. Bütün meslek dallarında biz neyi söylüyoruz? Profesyonellik. Evet. Yani paranı alamasan, maaşını alamasan da işini yapmalısın diyoruz değil mi? Kesinlikle. Yani kesinlikle. Şirket zor duruma gider. Şirketi zor durumdan kimler ayağa kaldırır tekrar? Oraya emek vermiş. Hı hı. Oraya artık gönül bağı yapmış. Personeli kurtarır. Evet. Aynı şey Gaziantepsporlu futbolcular için de geçerli. Hı hı. Geçen sene bunu yaptılar. Ben bu sene de yaparlar diye düşünüyorum. İnşallah yaparlar. Yani az önce dediğin gibi iyi futbol izlettirmek bu adamların görevi. İyi futbol olduktan sonra başarı da zaten kaçınılmaz olur. Gaziantepspor taraftarının da bence burada yapması gereken maç seyretmeye tribünlere gelmesi. Yani hatta hatırlıyorsan Rize maçı, Çaykur Rize maçı. Evet. Maç bir anda 2-0'a geldi. Hı hı. Bir baktık tribünlerden yönetim istifa sesleri, bilmem ne sesleri. Ya arkadaş, bir futbolcumuz atıldı bu arada. Bir futbolcumuz da atıldı bu arada. Herkes yönetim istifa demeye başladı. Bilmem ne oldu filan. 10 kişiyle 2-2'yi yakaladık. Bu arkadaşların sesi çıkmadı bu sefer. Hatta 2-2'den sonra 3-2'yi 4-2'yi de kaçırdı. 3-2'yi 4-2'yi bulacaktı onlar. Yani o pozisyona da geldi. Muhammed yani gününde olsaydı biz o maçı yani bir destan yazmış olacaktık. Yani işte 2-0'dan 10 kişiyle atıyorum 3-2 4-2'ye getiren takım olacaktık. 4-2 ve farklı bir skorla galip gelmiş olacaktık. Yani ne olacak o zaman? Hakem son düdüğü çalana kadar takıma destek verilecek. Şimdi siz oradan yönetim aleyhine protestoya başlarsanız, futbolcular aleyhine protestolara başlamış olursanız ne olur? Sahada oynayacak futbolcu da moral olarak çökecek. Ortaya koyacağı verimliliği de ortaya koyamayacak. Ne oldu? Biz daha başlamadan mağlubiyeti kabul etmiş olacağız. Tabii. Şimdi biz hep diyoruz ki futbolcu oynayacak. Hoca bunları hazırlayacak. Biz maç kaçırıyor muyuz? Kaçırmıyoruz. Nedir bizim görevimiz de? Bizim görevimiz maç izlemek. Gidip maçı izlemek, yorum yapmak. Evet. Yani Gaziantepspor kötü oynadı. Biz maça gitmeyelim demiyoruz. Yani. Yazmayalım demiyoruz. Az önce söyledim hani bazen canımız gitmek de istemiyor ama. Ama, görev, ama görevimiz yani olduğu için. Yazmak bizim görevimiz diyoruz. Evet. Taraftarın da görevi tribünlere gidip destek vermek. Takımı desteklemek. Takımı desteklemek. Gerekiyorsa da sezon sonuna kadar sabredecek. Hı hı. Küme düşmek de var. Avrupa'ya gitmek de var. Şampiyon olmak da var. Her türlü şey var. Yani Gaziantepspor yönetiminin sıkıntıları var. Yani düzgün bir yönetim şu anda yok ne yazık ki. Yani bu takımı götürecek yönetim yok. Ama şu anda yani Kızıl gitsin, işte öbürü gelsin, Belirki gitsinden ziyade şu süreçte Gaziantepspor'u hep beraber destek vererek götürmek lazım. Yani şu anda dere geçiyoruz. Hani klasik bir laf ya, dere geçilirken at değiştirilmez. Ya şimdi düşün yani şu ana kadar Gaziantepspor'un bir puanı var. 5 maçın sonunda. Evet. Yani diyelim ki İbrahim Kızıl dedi tamam siz artık böyle söylediniz. Ben yapamıyorum. Ben bırakıyorum. Gelin başkan seçin. Ya en azından 2 aylık bir süreç. 2 ayda biz en azından 6-7 maç yapacağız. Tamam İbrahim başkan da diyecek ki nasıl olsa ben takımı bırakıyorum. Futbolcu ödemesini de yapmıyorum. Şunu da gelen ne yapıyorsa yapsın. Şimdi burada 6-7 maçlık maratonda eğer bu sonuçla devam ederseniz gelecek yönetimin bu şeyi kurtarma şansı yok. Kesinlikle yok. Doğru söylüyorsun. Yani yeni yönetim gelecek belki diyecek ki ben hadi Bülent Hoca'yı göndereyim başka birine alayım. O gelecek bana 4-5 maç şans tanıyın, takımı tanıyayım diyecek. Devre arası girecek. Evet. Ondan sonra zaten gerilerde kalmışsın. Önündeki rakiplerine yetişmeye çalışacaksın. Yani şimdi şuradan taraftarlarımıza da sesleniyorum. Kimse hemen karamsarlığa da kapılmasın. Şu anda takımın bir puanı var ama kendisinin bir üstündeki takımla arasındaki puan farkı 3. Ve en azından 3 veya 4 tane takımın da puanı 4 puandalar. Tabii canım şimdi mesela buraya Akhisar... Yani 2 maç üst üste Gaziantepspor kazanmış olsa o ligin dibinden yukarılara doğru tırmanırsa... Daha ligin başındayız. Yani şu anda şey yapmaya gerek yok. Burada şeye bakmak gerekiyor. Şimdi Rize maçında ben takım iyi yolda diye yazdım.
Yani bazı köşe yazar arkadaşlar dedi ya Gaziantepspor neresi iyi oynadı? Ya skora bakarsan kötü oynadı ama yani. Gaziantepspor Rize maçında 79. dakikaya kadar evet. dişe diş kolokor evet, bir mücadele verdi. Mükemmel bir top oynadı. Hatta çift forvete döndükten sonra Cenk'le Muhammed çift forvete şimdi 79. dakikada sen tutmuşsun Muhammed'le bir gol kaçırmışsın. Ondan sonra gelmiş adam basit bir gol atmış. 3-2 yapmış. Yani o, zaten o andan sonra futbol bitmiş. İşte Galatasaray-Real Madrid maçı. Evet. İlk 30 dakika Galatasaray oynadı. Yani yanlış hatırlamıyorsam en az 2 veya 3-0 öne geçebileceği pozisyonu yakaladı Galatasaray. Ne oldu? Adamlar geldiler tek pozisyonla. Bir gol attılar. 1-0 bitti ilk yarı. Evet. İkinci yarı tam oynayacaklarken 2-0 oldu. Takım hücuma oldu. Çıkarken kaptırdıkları bir toptan geldi. Maç 2-0 oldu. Ondan sonra da film koptu zaten. Ama orada Burak karşı karşıya da atsaydı çok daha farklı bir şey olabilirdi. Çok daha farklı olabilirdi. Tabii. Yani futbol bir oyun. Melo'nun o şutu girmiş olsaydı mesela maçı hatırlıyorum. Yani şey futbol bir oyun. Kesinlikle. Yani bazen istesen de girmiyor. Evet. Karşı tarafın da işte sağına soluna çarpıp girebiliyor. Evet. Yani bunu böyle kabul etmek lazım. Real ilk golü de direğe vurup dışarıya çıkacakken direğe vurdu, içeriye girdi. Yani top da biraz sevmeli adamı. Şimdi Gaziantepspor'a bakarsak şöyle rakiplerine, mesela bir Akhisar'dan çok daha iyi bir kadroya sahip. Kesinlikle. Ama nedir? Akhisar takım olmuş. Takım olarak şey yapıyor. Bir zamanlarda Lyon hiç yıldızı yokken adam Avrupa'da, Avrupa kupalarında fırtına gibi esiyordu. Evet. Ama nedir? Paslaşmalar, şeyler, takım oyunu oynuyorlardı. Akhisar bu yönden bizden önde. Bir Antalyaspor bizden daha iyi bir kadroya sahip değil. Evet. İşte hani o 4 puanlı dediğim takımlardan bir tanesi Antalyaspor. Yani Karabükspor bizden daha iyi bir kadroya sahip değil. Yani düşünün, yani şöyle ilk 11'i bir gözünüze getirin. Kayada Karsem Arskas şu anda ligin en iyi kalecilerinden birisi. Ama iki maçtır oynamıyor Karsem Arskas neden? Yani işte bilmiyorum. Sakatlığı mı var mı yoksa? Ya gerçi bu maç şey mı? Yani kupa maçı bu maçta zaten. Akhisar maçında da oynamadı. Akhisar maçında moralmen çok kötüymüş onun için oynamamış. Anladım. Yani 5 tane gol yiyince. Rize maçında 5 gol yiyince birisini de kendi takım arkadaşı atınca tabii ister istemez. Şimdi bakıyoruz yani yeni alınan o Stankevius. Evet. Marius diye geçiyor. Hı-hı. Ön adı da. Mesela bana göre 4-4'lük stopere oturmuş bir futbolcu. O görüntüyü verdi ilk maçında. İlk maçında. Hatırlıyorsan Dani için de aynı şeyi söylemiştik. Türk Telekom maçında ilk defa forma giymişti. Evet. Türkiye Kupası maçıydı yine Antep'te. Oynadığı ilk karşılaşmada hayran kalmıştık. Yani lider özellikleri olan da bir oyuncu. Bence şeyi toparlayacak. Defansı toparlayacak. Yani sağ bekte işte sıkıntı var. Ya işte onu Ekrem'le işte Uğur Kavuk veya işte Mustafa Doruk da onunla kapatmaya çalışacak ama devre arasında büyük bir ihtimalle eğer As Başkanımız Mehmet Kızı'nın da söylediği gibi ekonomik sıkıntı aşıldıysa devre arasında da bu bölgelere takviye yapılacaktır diye yani düşünüyorum. Yani bir orta sahada Medunyan'ın yani onun mevkisinde çok az sayıda ondan daha iyi futbolcu var. Evet. Ama bugün Stilic de bana göre biraz da ışık verdi gibi. Tabii yani Stilic de tek sıkıntı biraz durarak oynuyor. Çok mücadeleci bir oyuncu değil. Yani acaba takıma alışamadı mı veya işte diğer futbolcuları mı tanımaya çalışıyor? Ya onun da şeyi var ama görüntü olarak şey mücadeleci bir oyuncu değil. Yani zaten oyun kurucu işte... Ya bir zamanlarda Fenerbahçe'de kulakları çınlasın Alex vardı, o da durarak oynardı. Tabii. Çok koşmazdı zaten. Yani daha önce bizde oynayan Wagner farklı bir pozisyonda değildi. Yani o da aynı pozisyonda. İşte burada iş orta sahada Bekir'le Medunyen'le düşüyor. Medunyen'in biraz mücadele gücü kuvvetli olsa orta sahayı toparlarız. Rize maçındaki en büyük sıkıntı şeydi. Orta sahanın çok rahat geçilmesiydi. Evet. İleriye bir Miljevski diye bir yıldız alındı. Yani... Kimse şeyini inkar edemez ismini. Evet. İnşallah. İşte onda hani yayın başında da söyledik büyük bir ihtimalle maç eksiği var. Yani Cenk Tosun ve Muhammed gibi iki tane gelecek vadeden forvetim var. Evet. Yani bence Gaziantepspor çok kötü bir kadroya sahip değil. Kesinlikle. Yani şu son transferler bence toparladı. Yani bir hava yakalanırsa o şeyin yakalanması lazım. Bir ama işte şimdi Karabük maçında dizleri titreyerek çıkmaması lazım futbolcunun. Ya işte bu da biraz da takım hocasına mı düşüyor, hocanın motivasyonuna mı düşüyor bu görev?
bilemiyoruz ama taraftara da düşüyor. Yani işte taraftara da çok iş düşüyor, doğru söylüyorsun. Çünkü Karabük maçını kaybedersem bu iş kötüye gidiyor düşüncesi. Yani stresli bir maç olacak. Şey, taraftarı strese futbolcuları strese sokacak. Strese sokacak ve taraftarının önünde oynayacak bu da bu hafta da içeride yani, oynayacak. Yani işte o yüzden cumartesi günü saat 19 tabii buradan izleyicilerimize de duyurusunu yapmış olalım. Yani bu maçta sayın izleyicilerimiz bence Gaziantepspor'a destek olmak için Kamil Ocak Stadyumu'nda olmamız gerekiyor. Gaziantepspor ne Kızılların ne bir başka ailenin takımı değil, Gaziantep'in takımı. 2 milyon insanın takımı. Gaziantep'in kaybetmesi hepimizin kaybetmesi demek. Çünkü Gaziantepspor bu şehrin en büyük markası. Bunu kabul etmek lazım. Spor şeyimize istiyorsan noktayı koyalım. Burada noktayı koyalım. Yani konuşacağımız herhalde yani söylemek istediklerimizi izleyicilerimizle paylaştık. Evet. Kısa bir ara vereceğiz sayın seyircilerimiz. Ondan sonra yine burada olacağız. Sizin de soru ve yorumlarınızı yine Twitter hesaplarımız üzerinden, maillerimizden veya telefonla ulaştırmanızı bekliyoruz. Kısa bir aradan sonra biz yine burada olacağız. İnternetiniz var mı? Var. Sadece internete, gereksiz yere bir ton para verdiğinizin farkında mısınız? Değilsiniz. Peki aynı paraya hem limitsiz internete hem de D-Smart'ın zengin dünyasına sahip olabileceğinizi biliyor musunuz? Bilmiyordunuz. Ama öyle. Şimdi limitsiz internet ve D-Smart keyfi ikisi bir arada sadece internet fiyatına. Yani ayda sadece 49 lira. Bununla kim uğraşacak demeyin. Hemen arayın, sizin için her şeyi halledelim. D-Smart, daha fazlası. Çalışanlarına bir müjdemiz var. 39 yıllık tecrübeyi hizmetinize sunuyoruz. Kalitede öncü, sağlıklı, dayanıklı, sınırsız renk ve modellerimizle hizmeti ayağınıza getiriyoruz. Baharoğlu Anonim Şirketi, tekstil sektöründe öncü firma ve markalar arasında yer almayı başarmıştır. Güveniniz en büyük önceliğimizdir. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin sınırının olmadığı ve daima daha iyi hizmet sunma gerektiği bilinciyle müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta olan Baharoğlu Anonim Şirketi, yenilikçi ve üstün hizmetler sunarak her zaman farklılığını göstermektedir. Nedenle siz de kendinize ve personelinize bir iyilik yapın ve bize ulaşın. Nasıl mı? İşte adresimiz. Mail adresimiz info@baharoğlu.net. Telefon numaramız 444-0645.
Benim tercihim Yakın Doğu Üniversitesi. Kaldığı yerden devam ediyor. Bülent abi arıyor muyuz? Yani ihtiyar kurtaranıyor tabii. Değil mi? Buradan evet. Selamlarımızı iletiyoruz kendisine de. Biraz rahatsızmış herhalde. Evet. İnşallah gelecek hafta yine bizlerle birlikte olur. Evet, sayın seyircilerimiz, geçen hafta hatırlıyorsanız Gaziantep'teki trafik sıkıntısını gündeme getirmiştik. Yani Gaziantep sürekli büyüyen bir şehir, göç alan bir şehir. Bu gelişimin sonucunda da tabii ki trafik de artıyor. Trafikle beraber biliyorsunuz arkası arkasına da yeni dükkanlar, mağazalar, alışveriş merkezleri açılıyor. Geçen hafta Gaziantep yeni bir alışveriş merkeziyle tanıştı. İsmini şu anda vermemizin çok da önemi yok. Herhalde iki hafta sonra da yeni bir alışveriş merkezi daha açılacak. Bizim burada değinmek istediğimiz konu şu. Bu yeni alışveriş merkezinin önünde 6 şeritlik gidişli genişli ortada refüji olan bir yol yapıldı. Gaziantep trafiğini oldukça rahatlatacak bir yol. Yalnız son bir haftadır bu yeni alışveriş merkezi açıldığından beri caddenin bir tarafı, bir şeridi otopark olarak kullanılıyor. Eğer oraya yolunuz düştüyse, üniversiteden İbrahimiye'ye doğru geliyorsanız dikkatli gelmenizi öneririz. Çünkü bu şerit benim dediğiniz anda bir bakıyorsunuz karşıdan bir tane araç geliyor. Ne yazık ki alışveriş merkezi yoğun talep üzerine, yeni açıldığı için yoğun talep üzerine gelen araçların büyük bir kısmını otoparkı herhalde yeterli gelmiyor kapasitesi. Araçların büyük bir kısmı alışveriş merkezinin önündeki bir şeridi tamamen kapatıyor ve bir şerit tamamen otopark olarak kullanılıyor. Ve ne yazık ki Gaziantep'in yetkilileri, Gaziantep'in trafiğini düzenleyen insanlardan birisi çıkıp da ya bu yolu nasıl kapatırsınız, bu yolu otopark olarak kullanamazsınız diye demiyor ya da diyemiyor. Evet, bu yolu sen de gördün herhalde. Evet, ben de geçtim. Ne diyorsun? Hatta şöyle düşündüm, acaba dedim. İlk defa açıldı, büyük bir yoğun ilgi ve talep var, acaba onun için mi bir yoğunluk var diye düşündüm ama benim görüşüm daha mağaza tamamıyla bitmedi. Evet. Öyle düşünüyorum. Ya o işte o da ayrı bir muamma, yani, ondan da bahsedeceğim. Milyonlarca lira para harcayacaksınız, böyle bir alışveriş merkezinin otoparkı olmayacak. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Şimdi eğer otoparkın yoksa, eğer inşaatını tam olarak bitiremediysen o alışveriş merkezini açmayacaksın. Bütün şartlarınızı yerine getirdikten sonra açacaksınız ki hem oraya gelen vatandaş çile çekmesin, hem oradan geçmek zorunda kalan vatandaş çile çekmesin. Yani şöyle söyleyeyim, ben bile kendi aracımla geçerken orada bir başka araçla karşı karşıya kaldım. Kendi burun şeridinde. Buruna kalıyorsunuz. Yani burun buruna kalıyorsun. Uyarı levhası yok. Yol çizgileri çizilmiş ama bir de yeni yapıldığı için, yolun da yabancısı olduğun için çok farklı bir mecraya çekilmiş gibi görüyorsun kendini. Özellikle de yanlış hatırlamıyorsam 6 şerit. Tabii. Yani 3 şerit. 3 gidiş 3 geliş evet. Şeklinde. Arada bir refüj var. 3 şeridin tamamını tutup da otopark olarak, otopark niyetine kullanıyorsanız, yani oradaki vergisini veren vatandaşların da hakkı var. Oradan geçmek durumunda kalan insanların da hakkı var.
o insanların hakkına tecavüz etmiş oluyorsun. Ve benim anlayamadığım yani trafikteki yetkililerin burayı ya görmemeleri ya görmezden gelmeleri. Bir görmemeleri mümkün değil Burak. O zaman görmezden gelmiyor. Yani yoğun bir talep var, doğrudur. Ama atıyorum Galatasaray-Gaziantepspor Galatasaray maçında da yoğun bir talep var. Evet. Ama stadın çevresini o kadar rahat bırakmıyorsun. Yani dediğin gibi. Bazı yerleri kapatıyorsun. Biber gazı sıkıp stad içindeki o şeyleri, taraftarları saha içerisine kadar sokabiliyorsun. Onun dışında yani stadın çevresinde nedir? Şeyleri güvenli koyuyorsun. Evet. Buralara araç giremez diyorsun. Yani evet. Stada da sonuçta bayağı yüksek sayıda şey geliyor. İnsan geliyor. Yani bunlar nedir? Bu insanlar gidiyorlar bir şekilde stada uzak olan bir yere park ediyorlar. Hı-hı. Ya yürüyerek veya belki tramvayla geliyorlar. Evet. Yeni bir alışveriş merkezi açılmış olabilir. Doğru. Yoğun bir talep de olmuş olabilir. Olabilir. Ama bu yoğun talepten dolayı oradaki araçların yola park etmesine göz ardı etmek, göz yummak bence peki, çok büyük bir şey. Bir soru sorayım burada. O alışveriş merkezine mevcut bakanlarımızla veya başbakanımızla... Hepsi açılıyor. Hayır, şöyle söyleyeceğim. Bir tanesinin oraya geleceğini duyurdular veya deklar ettiler basın yoluyla. Dediler ki, atıyorum... Devlet Bakanı Hüseyin Çelik, Sayın Hüseyin Çelik bu alışveriş merkezini ziyarete geliyor. Eski Devlet Bakanı şimdi. Eski Devlet Bakanı. Veya Fatma Şahin diyelim. Fatma Şahin. Acaba bu trafikteki oraya park etmiş araçlar hala orada park etmiş olarak duracak mıydı? Mümkün değil. Açık ve net. Açık ve net. O zaman bizim oylarımızla seçilmiş ve oraya giden bakanlarımızın bizden farkı ne? Bakan olması mı? Yani benim oyumla gitti, oraya seçildi. Ben tercih ettim, oy verdim. Beni orada siz temsil edersiniz dedim. Beni daha iyi temsil edersiniz dedim. Ülkeyi daha iyi yönetirsiniz dedik. Oraya gönderdik. Kimin sayesinde gitti? Senin benim sayemde gitti. Ben orada o eziyeti, cefayı çekeceğim. Benim oyumla gitmiş birisi oraya gelirken bir tane araç koymayacaksın. Bütün yolları açacaksın. Yani burada o zaman doğruyu yapacaksın. O zaman doğruyu yapacaksın. O olmadığı zaman da saldım çayıra, Mevlam hayır olacak. Olur mu böyle bir şey? Ve işte yani bunu sorduğunuz zaman da size diyecekler ki işte yeni bir mağaza, herkes orayı görmeye gidiyor. Yani böyle bir savunma olamaz. Yani sonuçta işte orada belirli bir düzenin olması gerekiyor. Ya oranın belli bir kapasitesi var. Eğer oraya o kapasitenin üzerinde bir araç girişi başladıysa, veya vatandaş girişi başladıysa keseceksin yolu. Gidemezsiniz kardeşim, durun diyeceksin. Yani sonuçta o da bir insan eliyle yapılmış bir bina. Bunların tabloları var, bilmem neleri var. Üçüncü kata tutup da 10.000 kişiyi çıkardığın zaman Allah korusun çökse ne olur orası? Böyle bir risk var mı? Var. Var tabii. Ve şimdi alışveriş merkezlerine esnaflar karşı çıkıyor, işte bizi bitiriyorlar falan filan. Bunları bir kenara bırakıyorum. Yani sonuçta şimdi bu büyük alışveriş merkezlerinde esnaf da şey alıyor. Ama benim gördüğüm bu alışveriş merkezlerinde aşırı derecede bir kazanma hırsı var. Tamamen para kazanmaya yönelmiş bir topluluk olarak görüyorum. Orada öyle bir organizasyon var. Şimdi geçen hafta buranın açılışı yapıldı. Evet. Ben gidemedim ama muhabir arkadaşlarımı gönderdim. Muhabir arkadaşlarımı alıyorlar, çatıya çıkarıyorlar. Çatıda toplantı yapıyorlar. Gerekçe? Daha mağazanın içerisi hazırlanmamış. Öğleden sonra, şimdi hatta şunu da belirteyim. Sabah 9.30'da açılacağı söyleniyor. Bizim arkadaşlarımız gidiyor. Ona göre plan program yapıyorsunuz. Tabii ki yani. Ondan sonra başka görevler de var. Tabii nedir, ben gazetenin arabasını işte ayarlıyorum, muhabirlere veriyorum. Onlar gidiyorlar oraya. Orada diyorlar ki protokol bu saatte gelemeyeceğini söyledi. Saat 3'e kalsın. Biz sizi 3'e kadar misafir edelim. Bizim işimiz gücümüz sadece senin mağazan mı? Bu bir. Toplantı... Lafını unutma. Cuma namazına sayın bakanlardan bir tanesi katılacak diye bir saat geç kalınıyor bu ülkede. Yani alışveriş merkezinin açılış saatini değiştirilmesi çok da bir şimdi şey değil. Değiştirilmesini de kabul edelim. Hadi. Yani beni sonuçta orada 3'e kadar tutamadı. Ben döndüm geldim. O ayrı. Yani kalırsın kalmazsın o gazetenin tercihidir. Arkadaşlar diyor ki ya buraya kadar gelmişken bir mağazanın içerisine girelim. Birkaç görüntü alalım. Yani orada büyük firmalar
yeni mağaza açıyor ve bize onların da davetiyeleri vardı. Onlarla görüşelim. Güvenlik ne diyor? Mağaza açılmadı demiş. Hayır, hayır. Şu anda mağaza içerisine girmeniz güvenliğiniz açısından tehlikeli diyor. Çok güzel. Saat 3'te mağaza açılacak. Alışveriş merkezi açılacak. Güvenlikteki arkadaş diyor ki içeriye giremezsiniz, tehlikeli. Peki o gün açılmasının sebebi ne, böyle hazır olmayan bir yani işte buna şimdi burada söylenen şu var. Yani bir takım sözleşmeler yapılmıştır deniyor. Mağazalara bir takım sözler verilmiştir. Sözleşme o tarihte açılmazsa cezai müeyyide başlar. Ben o zaman şunu soruyorum. Resmi açılış yapmak zorunda mıydın kardeşim? Yani benim mahallemdeki bir market açılışını yapıyor. İlk bir hafta deneme satışları yapıyor. Bir haftanın sonunda resmi açılış yapıyor. Sen bunu organize edecek kadar şeyin yok mu? Danışmanların. Basiretin yok mu? Basiretin mi? Yani öyle de diyebiliriz. Yani. Bu şunu gösteriyor. Bizim için önemli olan para kazanmak. İnsan hayatı çok da önemli değil. Umurumuzda değil. Umurumuzda değil. Biz para kazanmak için burada açmamız gerek. Evet, ben burada cezai müeyyideler var. Bugün açmazsam buradan ceza yiyeceğim. Benim cebimden bir kuruş para çıkmasın. Gerekirse orada 15, 20, 30 tane vatandaşın. Yani, keşke imkan olsa şimdi programda gösterebilsek mağazanın çevresini. Bir sana şeyi gösterelim. Hatta internet üzerinden de bakabilirler. Hangi mağaza olduğunu tahmin etmişlerdir zaten. Şu anda Gaziantep'te açılan bir büyük mağaza var. Bir planına bakın, yemyeşil çevresi, refüjler falan, geniş bir yolun kenarında. Bir de gidin şimdiki haline bakın, ne o yeşillendirmeler yapılmış, ne peyzaj düzenlemesi, şu bu falan yapılmış. Bir tarafta hala inşaat çalışmaları yapılıyor ve bir taraftan da bizim vatandaşımız oraya alışverişe gezmeye gidiyor. Yani ben de onu da anlamış değilim yani. Bir alışveriş merkezinin çok fazla diğer alışveriş merkezlerinden ne farkı var onu da bilmiyorum yani. Acaba ben bir reklamlarını da görmedim. Efendim işte alışveriş merkezinde satılan ürün 40 lira da bizde 25 lira diye bir şey de duymadım. Ya işte Gaziantep'in sıkıntılarından birisi o ya. Yani gidecek, vakit geçirecek sosyal alanlar çok az. Evet. Gaziantep'li özellikle de kış ayları geldiği zaman ne yapıyor? Market gezilerine başlıyor. Yani zaman geçirecek dediğin gibi yer orası. Yani pazar günü geliyor, evin babası çağırıyor. Ne yapalım bugün, nereye gidelim? İşte şu mağazaya gidelim, gezelim. Evet. Yani yapacak başka bir şey yok Gaziantep'te. Başka bir şey yok, evet. Yani sosyal anlamda, yani sinemalar tercih edilmiyor, arkası arkasına kapanıyor. Evet. Doğru dürüst sinemamız yok. Tiyatro desen hakikaten. Tiyatro desen yine aynı şekilde. Evet. Yani şöyle sosyal anlamda işte nedir? İşte bir müzeyi gezelim falan filan. Peki bir soru. Sosyal yerleri açmak kimin görevi? Eğlence merkezleri açmak veya vatandaşların zaman geçirmek. Senin benim görevim olmadığını biliyorum. Yani kusura bakmasınlar da belediyelerin işi sadece şey midir? Adını sen götür. Park. Parkın haricinde imar tadilatı mıdır? Yani ben ne zaman bir belediye meclis toplantısı duysam İşte filan yerde imar tadilatı yapıldı. Veya işte bugün mecliste filan yerdeki, adadaki, parseldeki yer satılacak. Yani başka hiçbir şey yok. Biz işte bir sinema yaptık veya bir tiyatro merkezi yaptık. İşte bir eğlence merkezi yaptık, bir koşu alanı açtık, bir şunu yaptık, bunu yaptık. Hiçbir şey duymuyoruz. 6 şeritli yol yapıyoruz. Ondan sonra petrol istasyonu yeri satıyoruz. Yeni imarlar açıyoruz. Sürekli imar açıyoruz. Şimdi sosyal anlamda bir şeyler yapıyor, görünüyorlar. Görünüyorlar yani, işte. Yani ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Mesela fıstık festivali yapıldı. Kimin haberi var? Benim haberim yok. Yani işte. Ben sadece gazetemizde gördüm. Fıstık festivali sona erdi bugün. Evet. Bugün gördüm. Bugün gördüm. Yani. Fıstık yani festival nedir? Yani hani festival havasında denir. Yani kalabalık, böyle geniş, bütün insanların katıldığı bir şey dedi. Yok. Veya ne yapıyor? Belediyenin birisi ya bir konuşmacı getiriyor ya bir sanatçı getiriyor. Oraya otobüslerle şey taşıyor. Evet. Ben sosyal bir etkinlik yaptım diyor. Yani şimdi Fıstık Festivali'nin Gaziantepspor Arena stadının temel atılışından çok daha geride bir olay olduğunu mu düşünüyoruz? Bir bakalım. Üç tane bakanımız geldi sağ olsunlar bir temel atmaya. Evet.
kaç yıl sonra bitecek o stat da ayrı mesele ama fıstık festivali içinde gelseydiniz ya. Yanınızda 3-5 tane de ulusal evet. televizyon gazetesi. Yani güzel bir konuya değindiniz. Yoktu hiçbiri. Yani hiçbiri yoktu. Fıstık festivali yapmışız. Niye yapıyoruz? Niçin yapıyoruz? Ve dediğiniz gibi, az önce söylediğim gibi Gaziantep'lilerin kaç tanesi duydu bunu? Kaç tanesi katıldı? Kaç tanesi katıldı, kaç tanesi duydu? Bütün dünyadan işte folklor ekipleri, işte gösteri ekipleri, şunlar bunlar davet edilemez miydi, getirilemez miydi? Ya 3-5 tane geldi bak, ondan haberin yok. İşte bak duymuyoruz. Ama bir Gaziantep Spor Arena'nın temel atılışı 10 gün, 15 gün televizyonlardan, billboardlardan ilan yapıldı, duyuruldu. İşte herkes oraya çağrıldı. Niye? Orada şov var. Yani bakın, bunu daha önce de konuştuk. İnsanların kendini ifade etmesi gibi kurumların da kendini ifade edebilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Belirli büyüklüğe gelen bir kurumun muhakkak kendisini ifade edecek bir birim kurması gerekiyor. Yani Gaziantep'te A firması övünüyor ki işte atıyorum 50 tane ülkeye ihracat yapıyorum. Bakıyorsun doğru dürüst bir şeyi yok. Basın birimi yok. Evet. Bakıyorsun doğru dürüst bir insan kaynakları birimi yok. İnsan kaynakları derken adını insan kaynakları koymuşlar ama sadece personel müdürlüğü yapıyor. Evet. İnsan kaynakları müdürlüğü personelin motivasyonuyla da ilgilenir. Kesinlikle. Nedir? Yani geçen haftalarda da konuştuk. Gaziantep Spor'un Karabük maçı var. Çalışan personeline der ki bana 50 tane bilet geldi. Arkadaşlar gitmek isteyen var mı? Bilet geldi değil. 50 tane bilet aldım arkadaşlar. Yani geldi derken tabii aldı anlamında söylüyorum. 50 tane bilet aldım. Ondan sonra maça gitmek isteyen arkadaşlarımız var mı? 50 tane bilet var. 100 tane talep mi geldi? 50 tane daha alırız. 50 tane daha alırsın veya o 100 kişi için arasında kura çekersin. Tabii. Böyle bir şey var mı? Yok. Bakın ben mesleğimi söylüyorum. Endüstri mühendisiyim ben. Yani. Gaziantep'te çeşitli kurumlarda da çalıştım organize sanayide. Endüstri mühendisinin çoğu sanayici anlamını bilmiyor. Diyorlar ki o endüstri mühendisi misin? Gel bize açık kalite belgesi al ya. Aynen böyle. Yani nedir? ISO 9000 belgesi, toplam kalite yönetimi. Bunlar Gaziantep'teki kurumlarda kağıt üzerinde yapılan şeyler. Evet. Yani gidin bir bakın, ISO denetlemesi için gelineceğini duydukları zaman yaklaşık 2 ay boyunca evrak hazırlıyorlar. Bürokrasiden kurtulamıyorlar. Ya şimdi toplam kalite yönetiminde ISO 9000 belgelerinde temel kural şudur. Yaptığını yaz, yazdığını yap. Eğer sen bunları zamanında yapmazsan denetim zamanı geldiğinde sana büyük bir yük, kırtasiye yükü olarak karşına girecek. İki ayağın bir pabuca girecek. Şimdi toplam kalite yönetiminden bahsediyoruz. Madem biraz şeye girdik, mesleğimizden biraz ahkam keselim. Nasıl olsa ben de yabancıyım konuya, götür bakalım. Şimdi hadi. Toplam kalite yönetiminde nedir? Çalışanının sürece dahil olmasını sağlarsın. Bu nasıl olur? Kalite çemberleri oluşturursun. Yani sen, ben, diğer arkadaşımıza deriz ki sen muhasebede çalışırsın, ben insan kaynaklarında, şu söylenir. Ya üretimde kaliteyi artırmak için ne yapabiliriz? Mesai dışında ayrıca bununla ilgili çalışma yaparız. Evet. Bak muhasebeden ayrı olarak. Atıyorum ipliğin kalitesini artırmak için ne yapabiliriz? Evet. Bunun çalışmasını yaparız. Şirkete bir değer katarız. Şirket de değerlendirir seni. Personelin verimliliği için neler yapabiliriz? Tabii, tabii ki. Veya bir araya geliriz, işte çalışanlarımız motive olamıyor. Onlara iyi bir dinlenme odası yapmalıyız diye ayrı bir model hazırlarız, götürürüz, yönetime sunarız. Yani bu şekilde şirketin yönetimine dahil olursun. O şirketi sahiplenirsin. Burada sağladığın faydadan da şirket sana belirli bir şey sunar. Evet. Bak az önce bir örnek söyledin. İşte Gaziantep Spor'un bu hafta maçı var. Evet. 50 tane, 100 tane bilet aldın. Kendi işçilerini de orada arz edenlere verdin, gönderdin. Bunu ben de hep söylüyorum. Başka bir şey söyleyeceğim. Reklam yapmak istiyorsun değil mi? Evet. Bir afiş yazdırırsın. X firması Gaziantep Spor'a başarılar diler diye 3 kişiyle de tuttun açtın. Buyur firmanın reklamı ya. Hem
işçilerin gidip maç izleyecekler. Hem de firmanın reklamını yapmış olacaksın burada. Bunu düşünemiyorlar bak. En basit bir şey. Ya biz nerede kalıyoruz hep? Yardım yapacaksam bulgur simit Ramazan ayını bekleyin. Sosyal faaliyet mi? Tamam. Yaz gelsin bir pikniğe gidelim, bir kebap yapalım ha, orada personele. Şimdi bu çıktı. Esnaf sahresi var. Ya keşke hakkıyla yapılabilse o esnaf sahresi. Ruhuna uygun olarak yapılsa. Eski zamanda nedir? Çalışanlar gidermiş, patron gider. Patron orada kendi eliyle yemeği yapar, işçisini yedirirmiş. Yani şimdiki görüntü nasıl? İşte bilmem ne firması çalışanları piknikte buluştu. Patron gelmiyor bile. Gelmiyor bile. Sıralara diziyorlar. İki tane kebapçı çağırıyorlar. İşte kebapları dağıt. Hadi çocuklar biraz top oynayalım, şey yapalım. Hadi dönüp gelelim. Buna da sosyal faaliyet diyor işte. Biz görmeyeli bayağı değişmiş sosyal faaliyet. Ondan sonra diyorlar ki ben hep bu konuya girdiğim zaman sinirleniyorum. Ondan sonra diyorlar ki Gaziantep'te işte beyaz yakalı getiremiyoruz. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den. Git bir bak bakalım orada nasıl. Git bir bak. Evet. Yani hangi hakları veriyor çalışanlarına? Ya ne iş yapıyorsan yap, profesyonelce yapacaksın. Şimdi hakkını vereceksin. Tabii. Yani. Şimdi bak ben yani bu örneği daha önce de verdim. Yani bulgur simiti küçümser gibi konuşuyoruz da. Evet, bazı evler için güzel bir yardım. Evet. Ya benim senin gibi iktisatçı bir arkadaşım buranın büyük firmalarından birisinde çalışıyor. Bunu bizzat yaşamış anlatıyor. Dediler ki diyor bize istasyon meydanına gelin. Bütün çalışanlar oraya gelecek. Tamam dedim diyor. Gittik diyor. İstasyon meydanına bir kamyon geldi diyor. Kamyon kapağını açtılar diyor. Elime iki tane diyor. Tavuğu verdiler diyor. Al bu senin istihakın dediler diyor. Elimde sallaya sallaya diyor geldim diyor. Şimdi bir başka çalışanı belki memnun edebilir ama sen o çalışanına onu yaparak yani nedir bu? İşte bir mühendis rencide olabilir. Rencide diyorsun ya. Tabii. Rencide diyorsun. Rencide diyorsun. Yani bütün çalışanlarını, personellerini sen orada meydana toplayacaksın. Tabii. İki tane, üç tane adam da fazla görevlendirirsin. Araç da nasıl olsa elin altında. Hepsinin adı belli, adresi belli. Tek tek girersin kapılarına tık tık dağıtır dağıtır çıkarsın. Kimse ne geldiğini görür ne gittiğini görür. Ben buna şahitim, bazen dolmuşlar denk geliyorum, özellikle Ramazan ayında. Oruç tutuyorlar, kan ter içerisindeler, ellerinde poşetlerle. Dolmuşçu da kızıyor, almıyor ya diyor, gidin diyor, sizin yüzünüzden yolcu da alamıyorum diyor, bilmem ne diyor. Perme perişanlar insanlar. Ve bu arkadaşlar teknolojiden bahsediyor, şeyden gelişmeleri iyi takip ettiklerinden bahsediyorlar değil mi? Evet. Şey basit, şöyle bir çek hazırlatacak. A marketinden. Bitti. Burada da yazacak 40 lira, 50 lira. Buyur arkadaşım, güle güle harca. Gitsin istediğini alsın değil mi? Bitti gitti. Şunu taşıyacak, cebine koyacak. Taşıyacak. Bunu yapmıyor. Karasıyla almış çıkmış gibi. Ha, bunu niye yapmıyor? Burada bile hesabı var. Ben diyor 40 lira vereceğime diyor. Gider şu bilmem ne A'dan diyor bulgur alırım diyor. Hele bir de geçen seneninki varsa diyor. Yani 40 liralık şeyi bana atıyorum 20 liraya verir diyor. Vallahi Boracığım ben sana şunu söyleyeyim. Ne yazık ki böyle, bu hesaplar böyle, yapılıyor. Böyle bir inşa adamının ben bir toptan gıdacıyla pazarlığını gördüm. Bir pirinç getirdi, fiyatını söyledi. Ya çok pahalıymış, daha ucuz bir pirincin yok mu dedi. Hayrına dağıtıyor bak hayrına. Tabii. Yani zekatı olarak dağıtıyor, dağıtacak. Bunun daha ucuzu yok mu diyor. Ya işte bak yani zekatından çalıyor ha, dikkat et. Zekatından çalıyor. Dağıtması gereken zekat ne kadar? 40 lira örnek söyleyeyim. İşte ben bu 40 liradan ne kadar kesebilirim? 40 liralık pirinç alacak, 5 liradan alacak kilosunu örnek söyleyeyim. Ya 3,5 liralığı yok mu bunun? Ya işte ona geliyorum. Eğer biraz samimi olsa ya 40 liralık şey yapma. 20 liralık bir şey hazırlat. Ne bileyim ben işte bir çek hazırlat, alışveriş çeki. Çok doğru söylüyorsun. Ya 20 liralık olsun. Ya bizim dinimize göre sen kendi yemediğini bir başkasına yedirdiğin zaman hayra geçer mi? Şimdi ben aklımdan onu düşündüm. Yani o iş adamı işte pirincin fiyatına pazarlık ediyor. O pirinci evine götürüp sen kendin yemek yapar mısın ya? Yapmaz. Dedim yapar mısın acaba diye düşündüm. Ama işçisine ama görüyor. İşçisine layık görüyor bunu. Veya organizede şeyi de biliyorsun. Yemek firmalarıyla yapılan pazarlıkları. Evet. İşte atıyorum
öğün başına 7 lira. Yok sen bunu 5'e çek. Kurtarmaz, etinden çal. Yani. O işçinin olması gereken bir kalori var ya. Zeytinyağı kullanma, ayçiçek yağı kullanma. Ya bu şeyler yapılıyor işte. Evet. Ondan sonra diyorlar ki biz marka şeyimiz. Kusura bakmasınlar. Yani. Kusura bakmasınlar. Yere batsın sizin markanızda ya. Biraz da abartılmış. Evet. Evet sayın seyircilerimiz bir kısa daha ara verelim. Aradan sonra yine biz burada olacağız. İnternetiniz var mı? Var. Sadece internete, gereksiz yere bir ton para verdiğinizin farkında mısınız? Değilsiniz. Peki aynı paraya hem limitsiz internete hem de D-Smart'ın zengin dünyasına sahip olabileceğinizi biliyor musunuz? Bilmiyordunuz. Ama öyle. Şimdi limitsiz internet ve D-Smart keyfi ikisi bir arada sadece internet fiyatına. Yani ayda sadece 49 lira. Bununla kim uğraşacak demeyin. Hemen arayın, sizin için her şeyi halledelim. D-Smart, daha fazlası. Sağlık çalışanlarına bir müjdemiz var. 39 yıllık tecrübeyi hizmetinize sunuyoruz. Kalitede öncü, sağlıklı, dayanıklı, sınırsız renk ve modellerimizle hizmeti ayağınıza getiriyoruz. Baharoğlu Anonim Şirketi, tekstil sektöründe öncü firma ve markalar arasında yer almayı başarmıştır. Güveniniz en büyük önceliğimizdir. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin sınırının olmadığı ve daima daha iyi hizmet sunma gerektiği bilinciyle müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta olan Baharoğlu Anonim Şirketi, yenilikçi ve üstün hizmetler sunarak her zaman farklılığını göstermektedir. Nedenle siz de kendinize ve personelinize bir iyilik yapın ve bize ulaşın. Nasıl mı? İşte adresimiz. Mail adresimiz info@baharoğlu.net. Telefon numaramız 444-0645. Yakın Doğu Üniversitesi. We'll be right back.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık programın son şeyinde. Hı hı. Dün İl Genel Meclisi toplantısı vardı. Artık İl Genel Meclisi de son günlerini yaşıyor. Yeni seçim döneminde, yeni belediyeler yönetiminde İl Genel Meclisi olmayacak. Artık meclis üyeleri son kararlarını alıyorlar. Dün de yine önemli bir karar alındı. Karpuz atanı bilmeyeniniz yoktur. Karpuz atan piknik tesisleri ve arabalık üretim çiftliği vardı. Vardı. Şu anda o çiftlik çalışmıyor. Çalışmıyor. Sadece karpuz atan piknik tesisi. Dün mecliste alınan bir kararla 5000 lira olan sermayesi. Meclis üyelerinin kararıyla, burada oy çokluğuyla alındı, itirazda bulunan meclis üyeleri de oldu, 850 bin liraya çıkarıldı. Ne var bunda diyeceksiniz. CHP'li meclis üyesi Cemal Koca çıktı, meclis başkanına şunu söyledi: burası bir piknik alanı. Gelen piknikçilere hizmet veriyor. Alabalık üretme tesisi üretim yapmıyor. Biz neden 5000 liradan 850 bin liraya çıkarıyoruz? Yani bu arada bu 850 bin liraya çıkarırken gereken bütçeyi de derslik yapımı bütçesinden tırtıklayarak çıkarıyorlar. İl Genel Meclisi Başkanı Menderes Karaduman meclise çıktı, dedi ki bizim dedi kaymakamlarımızın makam aracına ihtiyacı var. Onu da nereden alacağımızı bilemiyoruz. Karpuz atanın sermayesini artırarak makam araçlarını buradan halledeceğiz. Bunu da buraya direkt yazamadığımız için böyle sermaye artırımına gitme yolunu seçtik. Bunu bizzat Meclis Başkanı Menderes Karaduman söylüyor. Çok güzel. Kaymakamlara makam aracı alınacak. Bunun için karpuz atan kullanılıyor. Karpuz atanın da bütçesi derslik yapımı için ayrılan bütçeden tırtıklanıyor. Evet. Diyorum, sana bırakıyorum. Peki, sevgili kaymakamlarımızın hali hazırda kullandığı araçların suyu mu çıkmış? Köylere falan gidiyorlarmış, o araçlarla olmuyormuş. O araçlarla yeterli olmuyorsa gelmiyormuş. İlk alınırken niye o araçlar alınmış? Artık eskimişler. Eskimiş araca mı insan kaymakam? Ha, eskimiş. Bak, atalarımız şunu söylerler. Mescide gerek olan meyhaneye haramzade. Şimdi... o şeyi söyleyeceğim, yani söyleyeceğimi tam toparlayamadım, özür dilerim. Eğitim ve derslik için ayrılan parayı, evet, oradaki bütçeden, oradaki bütçeden tırtıklayacaksın. Diyorlar çok ufak bir rakam yani, diyorlar. Yani 850 bin lira bana göre hiç ufak da para değil yani, ömrüm boyunca, hayatım boyunca kazanamayacağım yani para. Yani nereden bakarsanız bir şey 16 derslikli okul parasına geliyor. Yani aşağı yukarı, hatta 16 derslikten de fazla ben tahmin ediyorum. Belki de 32 derslikle yapabilirsin bununla. İşte bilmiyorum. Şimdi bir taraftan kalkacaksın, eğitimde Türkiye'de il bazında son sıralardayız diye yaygara koparacaksın. Derslik sıkıntısı zaten ayyuka çıkmış. 60 kişilik, 80 kişilik sınıflarda çocuklar eğitim göremiyor. Yani görüyor da demeyeceğiz. Maalesef eğitim de göremiyorlar. O parayı da keseceksin. Yani az önce dediğim gibi mescide gerek olan meyhaneye haramzade derken, evet, derslik yapılacaksa o 850 bin lirayı, kusura bakmayın, yani büyük bir ihtimalle 5000'de sermayesi varmış, 845 bin lirayı son kuruşuna kadar dersliğe harcamak zorundasınız. Hiçbir şey yapamıyorsan okulların temizlik giderini karşılarsın. Temizlik giderini karşılarsın, fakir öğrencilere yardımda bulunabilirsin, defter yardımı, sağ olsun hükümetimiz, devletimiz kitapları veriyor. Hı. Defter, kalem, silgi alamayan öğrencilerimiz, hı, var. Onların ihtiyaçlarını karşılarsın. Okul kıyafeti alamayan öğrenciler var. Onlara da destekte bulunursun. Yani 850 bin lira belki küçümsedikleri bir rakam gibi gözüküyor ama 850 bin lira az bir para değil. Yani bu parayı tutacaksın. Sevgili kaymakamlarımızın makam araçlarını yenileyeceğiz. Sermaye artırımında sen daha iyi biliyorsun. Direkt şirketin sermayesine yatırılıyor değil mi? Şirketin sermayesine tabii banka hesaplarına yatırılması gerekiyor. Hatta şöyle, artırılan sermayenin 1/4 de bankaya blok edilmek zorunda. Hmm. Sermaye artırımı sırasında. Bunu da öğrenmiş olsun yazdım izleyicilerimiz. Yani artırılan sermayenin 1/4 bankaya blok edilecek. O dekontu ticaret odasına götürüp ben bu parayı yatırdım,
sermayemi bu kadar artırıyorum, 1/4'ünde ödedim. Geriye kalanını da işte belli periyotlar içerisinde, 3 aylık bir periyot içerisinde de ödeyerek tamamlayacağım diyeceksin. E şimdi yazık günah değil mi sen bu 850 bin lirayı kaymakam... Peki kaymakamlığın bütçesi? Kaymakamlık da zaten kaymakamlığa da bağlı bir özel idare var, biliyorsun ilçelerde var. Evet, ilçelerde var. Onların işte da kullandıkları kaymakamlık sosyal yardımlaşma fonu var, yanlış hatırlamıyorsam i̇şte, kaymakamlığın. Işte, bir de ayrıca işte özel, onların da özel idaresi var. Yani buraya bağlı olan. O da kendi özel idaresinden bana bir makam aracı alın diyor. Yani bir de böyle bir talep içinde kalkıp bunu öyle il genel meclisinde gündeme getirip bu şeyi ilginci gayet rahat bir şekilde bunu telaffuz da edebiliyorlar. Bunu söylüyorlar. Bir de Oğuzeli, karpuz atan Oğuzeli'nde. Tabii. Yine seni bayağı yani, şey yapacak onu. Yani oranın vatandaşına da yazık günah değil mi? Şimdi karpuz atan benim çocukluk yıllarımda, ilk işte gençlik çağları dönemimde. Belki de yüzme öğrendiğin yer. Yüzme öğrendiğimiz yer, işte ailece gidip piknik yaptığımız yer, bizi bir tarafa bırak. Oğuzeli'nin tabiri caizse küçük turizmiydi karpuz atan. E şimdi orasını böyle bir köhne bir duruma getirmişsin. Alabalık üretim çiftliğini kapatmışsın. Orada işte balık üretiliyordu. Hı hı. İşte insanlara balık satılıyordu. İşte insanlar orada balık nasıl orada üretiliyor. Orada bir tesis vardı. O tesisi ziyaret etmeye geliyorlardı, görmeye geliyorlardı. İnsanlar aileleriyle bir hafta sonunda orada piknik yapmak için geliyorlardı. Yani Oğuzeli'ne küçük bir turizm kaynağıydı orası. Hı hı. E şimdi kapatılmış köhne bir şekilde. Kapattıktan sonra sermayesini arttırıyorsun. Yani kapattıktan sonra sermayesini arttırıyorsun. Bu neyin? Bu ne periz? Bu ne periz? Bu ne lahana turşusu? Keşke zamanında sermayesini arttırsaydın da orası hala çalışıyor olsaydı. Yani oranın içerisinde işte gidip görmüş arkadaşlarımız da var mı bilmiyorum. Bir restoran şeklinde bir yer yapıldı. İşte içkili oldu. Bazı tekrar geri içki iptaldi, ruhsatını iptal ettiler. Bilmem ne yaptılar. İşte, büyük havuzları vardı. Büyük havuzları herhalde vardı. Gaziantep'in ilk havuzlarıydı yani. Yani gerçekten de suyu da çok berrak, temiz bir suyu vardı. Ne oldu? Orasını da köhneleştirdiler. Cazibesini kaybettirdiler. Kimse gitmiyor. Uzun yıllardır uğramıyorum. Yani ben bile şöyle söyleyeyim. Mübalağasız belki 5 yıldır gitmiyorum. Ben de gitmiyorum. Oğuzeli'ne çok sık giden birisi olarak. Oğuzeli olmama rağmen, Oğuzeli'ne çok sık gitmeme rağmen ya çocuklarım alayım, eşim alayım, annem babam da alayım da gideyim de şurada bir oturup bir piknik yapalım veya bir işte en azından termosa bir çay demleyelim de eşimizle çocuğumuzla bir çay içelim bile demedim. Aklımdan bile geçmiyor. Çünkü ben, pislik içerisinde artık. Ve ben işin başka bir boyutuna geleceğim. Şimdi o şeyin karpuz atanın sıkıntıları ayrı. Sen kampanya düzenliyorsun. Vatandaşlara diyorsun ki mesaj at. Şimdi şeyi hatırlamıyorum. Şu numaraya mesaj at. 5 lira bağışta bulun. Eğitime. Evet. Bir tuğla da sen koy. Evet. Ben bir tuğla koyuyorum. Sen oradan 10 tuğlayı alıyorsun. Gidip kaymakama araç alıyorsun. Araç alıyorsun. Olacak şey mi ya? El insaf derler. Olacak şey mi? El insaf sen, derler. Sen vatandaşına nasıl diyebilirsin o zaman? Sizin o 5 liranız bile çok değerli. Eğitime vereceğiniz o 5 lira çok büyük şey getirileri olacak ileride bu toplumun geleceği için diyeceksin. Evet. Ondan sonra da sırf kaymakam aracı almak için derslik yapımındaki bütçeden alacaksın ve bunu karpuz atan tesislerinin sermayesine aktaracaksın. Peki şöyle bir şey de var. İl Genel Meclisi'nin nereden aklına gelmiş kaymakamlar araç alınacağı? Sanırım kaymakamlık kendi özel idaresinden bana araç alın diyor. İhtiyacımız var diyor. Yani bence yani öyle bir dine mensup insanlarız ki kendi özel işi için devletin mumunu söndürüp kendi şahsi mumunu yakan bir dinin ümmetiyiz, mensubuyuz. Evet. Yani böyle bir dinden geleceğiz ve eğitim, özellikle de eğitim bana göre çok önemli. Eğitim için ayrılan parayı da sevgili kaymakamlarımıza özel makam aracı alınacak diye o parayı oradan tırtıklayacağız. Yazık günah. Kesinlikle. Yazık günah. Ve yani biz bunu... Ki bizim ahiret inancımız da var. Yarın Hakk'ın divanında bunun cevabını vermeleri çok zor.
Biz bunu bugünkü gazetemize manşete taşıdık. Evet. Makam aracı evet, karpuz atandan diye verdik. Biliyorum. Ne yazık ki ne kaymakam döndü. Sayın kaymakamımız genç de bir kaymakam herhalde. Evet. Ne sayın kaymakamımız döndü, ne il genel meclisi başkanımız döndü, ne de meclis üyelerinden herhangi birisi. Yaptıkları yanlış dönüp de efendim biz haklı mıyız diyecek. Hayır yani bunun bir şey açıklaması olması lazım yani. Şimdi yok hiçbir açıklaması. Şimdi diyorum ya yani bana veya sana diyecekler ki 5 lira için bir mesaj at. 5 lira katkıda bulun. Ondan sonra sen tut 850 lirayı. Bu ülkede işte sanatçıları ekranlara çıkarıp işte programlar yapıp bilmem ne yapıp bağış toplandığını deprem zamanında işte eğitime destek çık bilmem ne senin söylediğin gibi bu tür varyasyonları, bu tür şeyleri yaptıklarını çok gördük. Ben hüsn niyetimle mesaj atacağım. O 5 lirayı okul yapılsın diye göndereceğim. Sen ne olacaksın? Onu bir kaymakama makam aracı yapacaksın. Ondan sonra diyorsun ki vatandaş ilgi göstermedi, vatandaş sahip çıkmadı. Yani bu neye benziyor biliyor musun Bora? Ben şehir dışına çıkacağım veya uzun bir tatile gideceğim. Önümüzde Kurban Bayramı var. Sana para vereceğim. Diyeceğim ki ben yapamayacağım Boracığım. Şu parayla benim adıma bir kurban keser misin diyeceğim. Sen de o parayı alacaksın. Gidip çoluğunla çocuğunla yiyeceksin. Ben de soracağım sana kurban kestin mi? Evet kestim diyeceğim. Buna benziyor. Size emanet edilmiş parayı en şey şekilde harcamamız gerekiyor. Evet. Şimdi kaymakamın araca ihtiyacı olabilir. Bunu sağlayacak olan devlet. Evet. Gaziantep'in bütçesi değil. Evet. Ki zaten dünyada en çok makam aracı kullanan ülke bizmişiz. Tabii. Bunu istatistiklerle ortaya koydular. Koskoca Almanya'da bile makam aracı sayısının 10.000 olduğunu duydum bir yerde okudum yanlış hatırlamıyorsam. Oğuzeli'nin herhalde Oğuzeli Belediyesi'nin onlarca aracı vardır. Yani bir Oğuzeli Belediyesi'nin. Evet. Herhalde birini Sayın Kaymakam'a tahsis edebilir. Yani. Değil mi? Veya merkez ilçelerimiz, biz büyüyüz diyorlar, hatta IMF'ye borç verecek duruma geldik diyorlar. Evet. Sayın Kaymakam'a bir araç alabilirler herhalde. Yani alt üst istedikleri bir araç 100 bin lira falan civarında bir şey. Yok canım, yani onların aldığı 100 bin liraya alınmıyor da. Ya yazık, hakikaten yazık. Ya, yani, İşler acısı, acı nasıl bir durum? Yani şu şeye, yani ilk etapta dinlediğiniz zaman çok ufak bir şey gibi geliyor. Evet. Yani nedir? Kaymakama araç almak için sermaye artırma. Yani şey geliyor değil mi? Çok basit geliyor. Ama oturup düşündüğünüz zaman vatandaşından eğitime 5 lira katkı isteyen bir devlet diyeyim, bir yetkili ondan sonra 850 bin lirayı makam aracı için ya eğitimden bunu, tırtıklıyor. Yani tırtıklamayı yani, bir tarafa bırak. Delikanlı gibi ortaya çıkıp da ben buranın sermayesini artırıp diye bir kamufle etmeye veya gizlemeye çalışacağını delikanlı gibi kaymakamımıza araç alacağız onun için de bütçe çıkarıyoruz. Desin. Olur mu? O zaman kıyamet kopar. İşte insanların algısıyla oynuyorlar. Yani şimdi çıkıp eğitime ayrılan bütçeden biz bir tane makam aracı aldık deseler kıyamet kopacak. Yani. Eğitimden ayrılan bütçeyle biz buraya bir sermaye artırımı yaptık deyince farklı olacak. Sayıştay'dan müfettişler gelecek, şeyler gelecek. Yarın bu karpuz atanın şeyini inceleyecekler. Kasasına bakacaklar. Bu para sermaye artırımını yaptın. 845 bin lira daha koydun bu sermayenin üzerine. Bu 845 bin lirayı nereye harcadın dediğinde belge olarak ne gösterecekler? Özel idarenin malı zaten orası tesis olarak. Özel idare de kaymakamlığa bağlı. Kaymakamlığa özel idarenin gelirinden bir araç aldık diyecekler. Peki o karpuz atına giden yolu asfaltlamayı düşünmüyorlar mı? Gerek var mı? Ne yapacaksın? Yani ne lüzum var? Ne lüzum var? Giriş kapısını veya orada içeriye... Yani oraya gitmek isteyen sayın kaymakamımıza bir tane de arazi aracı alırlar. Şeye gerek kalmaz. Yani ailesiyle gelen adamların orada araçlarını park edeceği yerleri daha da düzeltseler, genişletseler olmaz mı? Ya ne diyorum? Şu anki öncelik. Yazık. Makam aracı. Makam aracı. Ne yazık. Yazık. İşte ondan sonra da eğitime duyarlılıktan bahsediyoruz. Gaziantep'te çok değerli bağışçılar bayağı güzel protokoller yaptılar okul kazandırmak açısından. Evet. Ama Sayın Valimiz sürekli dile getiriyor. Mesela bu SMS kampanyasına
vatandaşlar yeterince ilgi göstermedi. Hı. Daha çok ilgi bekliyorduk diyor. Şimdi keşke şu olay olmasaydı. Ha, yani şimdi bunu duyan bir vatandaş ya ben eğitim için para göndereceğim. Yani Allah bilir hangi kaymakamı araba alacaklar diye göndermez. Yani. Ne yazık ki öyle. Yani. Bu şeyden sonra yani buna söyleyecek aslında daha da fazla bir şey yok. Yani. Çok fazla söyleyecek yani, bir şey yok. Evet. Şöyle baktığınız zaman insanın içini acıtıyor, canını sıkıyor. Hı-hı. Ama işte sonuçta yetkililer böyle bir karar almışlar. Siz sadece sistem etmeden öteye gidemiyorsunuz. Evet. Evet, programın da sonuna geldik. Evet. Biraz sıkıcı bir son oldu ama. Evet. Gerçekten. Diyeceğim bir şeyler var mı? Vallahi eklenecek ne bir söylenecek hiçbir şey yok. Bu şey moral bozucu haberin üzerinden sonra söylenecek hiçbir şey yok. Evet sayın seyircilerimiz yaklaşık 1,5 saattir sizlerle birlikteyiz. Programın da sonuna geldik. Yine de ben en azından Gaziantep Spor'la bitireyim diyorum. Cumartesi günü bir Karabük maçı var. Bizim için çok önemli. Gaziantep Spor yönetimi için değil, Gaziantep şehri için çok önemli. Yani bu maçtan iyi bir sonuca çıkmamız Gaziantep Spor'un ileriye gitmesi açısından büyük önem taşıyor. Hem bir sosyal etkinlik olması açısından, bir hava almak için, bir spor müsabakası izlemek için bence tribünlerdeki yerimizi almamız gerek diye düşünüyorum. Gelecek hafta yeni konularla buluşmak ümidiyle iyi akşamlar diliyorum.